Havaalanı açıldığı günden bu yana 1 milyoncu yolcusuna ulaştı. Şimdi de bütün basın mensupları Ordu Giresun Havaalanı'nda merakla 1 milyoncu yolcunun kim olacağını bekliyoruz. 2011 tarihinde temeli atılan Ordu Giresun Havaalanı, evet, şu anda tam 1 milyoncu müşterisini, 1 milyoncu yolcusunu buldu. 1 milyoncu yolcu. Evet. Evet, 1 milyonuncu yolcu. Evet, bugün 1 milyonuncu yolcu siz oldunuz. Çok pardon. Çok şaşırdım yani. Kameraya bakalım, canlı yayındayız. Bugün 1 milyoncu Ordu Giresun Havaalanı Türkiye'nin ve Avrupa'nın en deniz üzerinden yapılan ilk havalimanı olarak göze çarpıyor. Siz de 1 milyonuncu yolcu oldunuz. Siz neler söyleyeceksiniz? Yani çok şaşırdım. Hiç beklemiyordum. 5 aydır Ordu'dayım ve bugün ayrılıyorum Ordu'dan. Aslında bir veda şeyi oldu benim için. İlginç bir veda oldu gerçekten. Çok güzel bir uygulama. Yani çok teşekkür ediyorum hani gerçekten yapan herkese. Ben çok severek kullanıyorum, uçaktan korksam da. Gerçekten çok iyi bir imkan oldu hepimiz için. Öyle, çok teşekkür ederim. Yani burayı yapan, işleten devletimize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben çalışmak için gelmiştim. Şimdi ayrılıyorum. İstanbul'a geri dönüyorum ailemin yanına. Öyle. Zerrin Gül Çolak. Evet. Buyurun, size hediyeleriniz var. Siz şöyle alabilir misiniz? Ay çok heyecanlı. Uçağı kaçırmayayım. Yok yok, kaçırmazsınız. Buyurun. Bagajınız dursun. Buyurun. Arkadaşınız mı geliyor? Ordu Giresun Havaalanı bugün 1 milyoncu yolcusunu yolcu etmiş oluyor. Ve 2011 yılında açıldı ve 2015 yılında, 22 Mayıs 2015 yılında temeli atılan Ordu Giresun Havaalanı bugün tam 1 milyoncu yolcusunu ağırlamış oldu. Şimdi işlemi yapana kadar Gülyalı... Milyonuncu yolcu olarak da sizi görmek istiyorum burada. O da başka bir arkadaşımız oluyor. Evet. Nasıl oldu? Şöyle şu tarafa alalım sizi, mağlup olun. Teşekkür ederim. Ercan kaç ya, çök ya. Abi bu da tülü. Bu tarafa al. Şöyle al. Ben böyle. Bunu başka türlü veremem. Evet. 1 milyonuncu Ordu Giresun Havalimanımızın yolcu edeceği 1 milyonuncu yolcu oldunuz, almış olduğunuz biletle. Yolculuğunuz nereye? İstanbul. Sık sık gidip geliyor musunuz? Evet, sık sık gidip geliyorum. O zaman çok boş gitmiş bir şey değil bu 1 milyonuncu. Sık sık gidip geldiğinize göre tekrar sizi aramızda göreceğiz. İnşallah, evet. Öncelikle sizin için, aileniz için, sevdikleriniz için, ordumuz, bölgemiz için, havalimanımız için ve ülkemiz için hayırlı olmasını, güzellikler getirmesini, daha nice 1 milyonuncu yolcuyu yolcu etme imkanına kavuşmasını diliyorum. İnşallah. Eğer kabul buyurursanız bu çiçeğe 1 milyonuncu yolcu olduğunuz ederim. İçin size takdim etmek çok istiyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Evet. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz evet. Bu arada çok hızlı gelişen bir havalimanı, havalimanımız, bilginiz olsun. Türkiye'nin en hızlı gelişen havalimanları arasında %42 yolcu sayımızı %42 artırdık. Kurulduğu Mayıs ayından 2015 açılmış olduğu 2015 Mayıs ayından yıl sonuna kadar 277 bin. 2016 başından şimdiye kadar da 777 bin yolcuyu burada bilet satarak yolcu ettik. 1 milyonuncu yolcu şu anda huzurlarınızda gördüğünüz hanımefendi. Kendilerini tebrik ediyorum. Tekrar bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Türk Hava Yolları. Tabii bileti, bilet hediyesi versin ya.
Bu bilet bizim için de büyük sürpriz oldu. Tabii. Tekrar bir çocuk daha gelir. Fikret abi. Adınız soyadınız neydi? Derin Gül Polat. Neresiniz? Çok güzel. Bu da Ordu ile Giresun arasındaki havalimanı kardeşliğinin olağanüstü güzel yönlerinden bir tanesi. Tamam, teşekkür ediyoruz. Çekler teşekkür ediyoruz. Hayırlı yolculuklar dilerim. Benim estağfurullah. Yardımcı olsun arkadaşlar. Arkadaşlar yardımcı olsun. Özel röportaj alalım. Tabii buyurun. Mikrofonları aşağıda tutup kimsenin mikrofonu gözükmesin. Bence çiçeğinizi de alsınlar. Çiçekler fotoğraf çekmeleri iyi olur diye düşünüyorum ama çiçeğinizi de yardımcı olsunlar alayım. Şöyle uçakla tek bir fotoğraf alabilir miyim? Olur. Evet. Şöyle bakalım. Biraz böyle arkadaşlar. Çekmeyen. Ordu Giresun Havaalanı'nın 1 milyonuncu yolcusu Zerrin Gül Çolak hanımefendi oldu. Tatil için geldi İstanbul'dan 1 milyonuncu yolcu olarak tekrar İstanbul'a geri dönüyor. Ve onu çeşitli hediyelerle çeşitli hediyelerle Ordu'dan uğurluyoruz. Vali yardımcımız burada, Gülyalı Belediye Başkanı Talip Şen burada. Ve şimdi tekrar açıklama alacağız Zerrin Gül Çolak hanımefendiden. Geleceğim de. Sizi tekrar bir tanıyabilirim. Biraz aşağıda tutalım. İsmim Zerrin Gül Çolak. İstanbul'da yaşıyorum. Hayır, hiçbir şekilde beklemiyordum. Yani çok ciddi bir sürpriz oldu benim için. Çok mutlu oldum. Öyle daha önce kaç sefer kullandınız burayı? Herhalde 7. gelişim oldu. Tam hatırlamıyorum ama. Ben İstanbul'a geri dönüyordum. Burada yaşıyordum. Şimdi büyük sürpriz oldu. Yani bana bir güle güle hediyesi oldu aslında. Ama yine geleceğim tabii inşallah. Proje nasıl değerlendiriyorsunuz? Kısa yani, sürede ailenize kavuşabiliyorsunuz. Tabii. Aynen, hatta gelirken de onu konuştuk yolda. Hani çok kısa sürede. Düğün olsa, evet, Allah korusun cenaze olsa, lütfen, eğitim için, her şey için çok kısa sürede geliyoruz. Normalde 12 saat, 13 saat süren İstanbul yolculuğu 1 saat 15 dakika gibi çok kısa bir sürede bitebiliyor. Tabii bu çok güzel bir imkan. Onun için annemle babamın da aklı kalmıyor. 1 saat sonra nasılsa buradasın diye. O yüzden çok memnunum. Çok teşekkür ederim yapan herkes için. Emeği geçen herkes için. Öyle. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet, 1 milyoncu yolcumuz da hediyelerini aldı ve Ordu Giresun Havaalanı'ndaki canlı yayınımız devam ediyor. Şimdi yanımızda Gülyalı Belediye Başkanımız Talip Şen var. Çok yoğun bir basın mensuplarına katılımı oldu. Biraz zor anlar da yaşadık başkanım. Bugün Ordu Giresun Havaalanı bir yılını aşkın bir süredir burada hizmet veriyor ve 1 milyoncu yolcusunu da bugün uğurlamış oldu. Siz neler söyleyeceksiniz, nasıl değerlendiriyorsunuz havaalanının Ordu'ya katkısını, Gülyalı'ya katkısını ve 1 milyoncu yolcu bu projesini nasıl değerlendiriyorsunuz, neler söyleyeceksiniz? Bugün mutluyuz, gururluyuz. Böyle bir havalimanına sahip olduğumuz için ne kadar ihtiyar etsek azdır. Havalimanımız açıldığı 22 Mayıs 2015 yılından bu yana yaklaşık 1,5 yıl içinde bugün 1 milyonuncu yolcuya ulaştık. Yolcuyu da hep beraber yolcu edeceğiz inşallah. Ülkemizde birçok havalimanını geride bıraktı. Umulanın üzerine geçmişte yani bu kadar yolcu olmaz işte Ordu Giresun'dan denilen söylemleri de ters yüz etmiş oldu. Dolayısıyla söylenecek çok şey de yok. Havalimanımız her geçen gün gelişiyor, büyüyor, güzelleşiyor gördüğünüz gibi. Şu anda hiçbir eksiğimiz yok. Buradaki yönetim, idare, personel dört dörtlük bir vaziyette çalışıyor. Yakın bir zamanda Samsun Havalimanı'nda bakıma alınması dolayısıyla buranın iş yükü muhtemelen bundan bir ay sonra başlar. Önümüzdeki yaz daha yoğun olacak. Ben 2017 yılında burada yılın içinde yani 1,5 yılda değil de 1 milyon yolcuyu da geçeceğini tahmin ediyorum. İnşallah artık biz nice 1 milyonuncu yolcular diliyoruz. Havalimanının
sadece Gül Yalımıza değil, ordumuza, Giresun'umuza, bölgemize katkısının büyük olduğunun farkındayız. Bu çok büyük bir veli nimet. Bunun kıymetini iyi bilmek lazım. Allah yapandan, edenden, bütün emeği geçenden, başta Sayın Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, Ulaştırma Bakanlarımız, ilimizin milletvekilleri, belediye, Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere hepsine tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Minnetlerimizi, şükranlarımızı buradan ifade ediyoruz. Dolayısıyla seviniyoruz tabii biz de ilimizdeki bu tür gelişmeler. Havalimanları sadece yolcu getiren götüren veya buna aracılık eden, taşıyan kurumlar, yapılar olmayıp bir ilin gelişmesinin de göstergelerinden bence en önemlilerinden birisi. İlin üniversitesi, havalimanı veya işte deniz limanı gibi yapılar. Dolayısıyla bugün de burada çok mutlu olduk. Giresunlu bir hanım kardeşimize şey oldu. 5 aydır oradaymış, gelip gidiyormuş devamlı. 1 milyoncu yolcu. Mutluyuz, gururluyuz dediğim gibi. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Peki başkanım, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Samsun Havaalanı da bakıma girecek ve buranın yoğunluğu daha da artacak. Bunun için neler söyleyeceksiniz? Yani o yoğunluğu Ordu Giresun Havaalanı tabii ki kaldıracaktır her türlü. Tabii şimdi buradaki bütün yönetimi, idarenin, personelin 1,5 yıllık da tecrübesi olmuş oldu. Şu anda sorun yok. İnşallah tabii burada çok büyük bir yoğunluk olacak. Özellikle İstanbul seferleri çok arttı. Antalya'ya olacak, İzmir'e, Ankara seferleri artıyor. Kıbrıs var zaten. Yaz gününde muhtemelen yaz ayında yurt dışına seferler olacak. Dolayısıyla burası dolu yolu, dolu dolu yaşayacak. Biz de isteriz tabii Gülyalılar olarak burada gelen giden yolcular Gülyalı'da bir çorba içsinler, bir çay içsinler. Hiç olmazsa bölge insanımız da bundan yararlansın. Eminiz ki yararlanacaktır başkanım. Kesinlikle yararlanacaktır. Yararlanıyor zaten. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Evet. 2015 yılında dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılmıştı burası. Burada yoğun bir basın mensupları da var. Çünkü 1 milyoncu yolcu tüm basın mensupları için de önemliydi. Ve burada Zerrin Hanım geldi. 1 milyoncu yolcu oldu ve artık buradan Ordu Giresun Havaalanı'ndaki yayınımızı burada sonlandırıyoruz. 1 milyoncu yolcumuzu da uğurladık. Ordu Giresun Havaalanı'ndan nice 1 milyoncu yolculara, nice milyonlarca yolculara diyoruz. Ve herkese Ordu Giresun Havaalanı'ndan iyi günler diliyoruz.